Merhaba. Bugün sizle dünyayı kurtaran adamı konuşacağız. Ama kurgu olanını uzayda zıplaya zıplaya fink atanını değil, dünyayı da, sizi de, bizi de gerçekten kurtaran adamı. Biliyorsunuz Ukrayna'daki savaş Rusya ile NATO'nun arasındaki gerilimi gün be gün artırıyor. Hele son günlerde NATO'nun genişleme hamleleriyle iyice artırıyor. Daha savaşın ilk günlerinde Putin, Batı bu işe fazla karışmasın demeye getirmişti. Tehditleri işe yaramayınca da nükleer savaş kartını oynayacağını açık açık söylemişti. Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamaları da Putin'i aratmadı. Rus medyasına dedi ki, 3. Dünya Savaşı yaşanırsa bu nükleer silahları da içerecektir. Antalya'daki ateşkes görüşmelerine geldiğinde lafı biraz yumuşattı ama korku saldığı yüreklere yeterince de su serpmedi. Batılı gazeteler gün aşırı nükleer savaş, nükleer sığınak, nükleer füze haberi yapıyor. Olur mu? Olursa dünyanın ne kadarı yıkılır? Kim gider, kim kalır? Aslında bu yapılan hesaplamaların sonucunu zamanında yaşayarak görme ihtimalimiz olmuştu. Çünkü dünya yıllar önce bir nükleer savaşın eşiğinden döndü. Üstelik kimsenin ruhu bile duymadan ve maviş dünyamızı tek bir insanın sağduyusu kurtardı. Yarbay Stanislav Petrov. Eğer kendisi o gün yaptığından farklı bir şey yapsaydı, verdiğinden farklı bir karar verseydi, ne siz bu hikayeyi dinliyor olacaktınız, ne ben bu hikayeyi anlatabilecektim. Çünkü aslında her şey güzel güzel giderken, iki dengesiz lider yüzünden her şeyin sonu gelebilir. Yarbay Petrov'un hikayesi, dünya üzerinde nefes alan her canlının hayatının nasıl da pamuk ipliğine bağlı olduğunun hikayesi. Soğuk Savaş'ın civcivli günlerinin yaşandığı 1983'te 44 yaşını süren Petrov, Serpukhov 15'te bu soğuk ve sinsi savaşın en ciddi işlerinden birini yürütüyordu. Rusya'yı vurmak üzere Amerika'dan ateşlenecek nükleer füzeleri saptamak onun sorumluluğundaydı. İsmi OKO olan erken uyarı sisteminin çalışırsa Rus ordusuna zaman kazandırması bekleniyordu. Bu sayede Rusya misliyle karşılık verebilecekti. Füzenin Amerika'dan ateşlenmesiyle Rusya'da bir bölgenin isabet alması arasındaki zamanın 25 dakika olduğu tahmin ediliyordu. Rusya da ne yaparsa işte bu 25 dakikada yapacaktı. Gardını alacaktı, karşı füzeleri ateşleyecekti, devlet adamlarını saklayacaktı. Hepsi 25 dakikada. Ama dünya o 25 dakikadan sonra asla aynı dünya olmayacaktı tabii. Aslına bakarsanız dünya da o günlerde zaten asla eskisi gibi olmamak için çırpınıyordu. Daha 3 hafta önce Sovyetler hava sahasına giren bir Güney Kore Hava Yolları uçağını vurmuş, uçaktaki 269 kişinin tümünü öldürmüştü. Yolculardan biri Amerika'nın Georgia eyaletinden bir kongre üyesiydi. Dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan bu olaydan sonra Sovyetlere Kötülük İmparatorluğu adını taktı. Silahlanma yarışının dondurulmasına yönelik çağrıları da reddetti. Sovyetlerin başındaki Yuri Andropov'un da zaten silahsızlanmaya pek niyeti yoktu. Amerikan saldırısından fena halde korkuyordu. Ve bu gergin ortamda bir sabah ansızın Petrov'un bilgisayarı hareketlendi. 26 Eylül 1983'te sistem Sovyetleri vurmak üzere havalanan 5 Amerikan füzesini haber verdi. Petrov ve ekibi şaşkına dönmüştü. Daha sonra ilk 15 saniye tamamen şok halindeydik diye anlatacaktı Petrov. Şimdi ne olacaktı? Ekip amiri Petrov'un ne yapması gerekiyordu? Aslında önünde çok fazla seçenek de yoktu. Olayların şu sırayı takip ederek gelişmesi beklenirdi. Petrov telefona uzanacaktı, üstlerini bilgilendirecekti, sonra da emredersiniz efendim deyip aradan çekilecekti. Hepsi bu kadar. Sonuçta ellerindeki en gelişmiş bilgisayarlar bunları söylüyordu. Bilgi adım adım en tepedeki Andropov'a kadar gidecek, devlet başkanı da acil karşılık verilmesini emredecekti. 25 dakika, bunların hepsi 25 dakika içinde olup bitecek ve bildiğimiz dünyanın sonuna gelecektik. Ama bunlar yaşanmadı. İyi ki de yaşanmadı. Petrov 5 dakika boyunca elinde telefon bekledi. Ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Önündeki ekranlar çıldırtıcı bir şekilde yanıp sönmeye devam ederken kararını verdi. Kimseyi aramayacaktı. Bunun yanlış alarm olduğuna hükmetmişti. Çok da emin değildi ama sezgileri böyle söylüyordu. Sistem çok yeniydi, güvenilir bir aşamaya gelmemişti. Şansım %50-50 idi diye anlatacaktı daha sonra. Neredeyse yazı tura. Şanslıydı, işin sonunda seçtiği taraf geldi.
Sadece o değil, hepimiz şanslıydık. Siz ya da anne babanız o günü atlattıysa Petrov'un kumarının tutması sayesindeydi. Çünkü Amerika o füzeleri aslında hiç atmamıştı. Amerika'yı gözleyen uydu, sonbahar ekinoksunun da etkisiyle bulutların üstündeki güneşin yansımasını füze gibi algılamıştı. Güneş, bulutlar, yansıma, bu kadar işte. Bulutlara değiveren bir ışık huzmesi dünyanın sonunu getirecekti. Aptalca bir faciadan soğukkanlı bir adamın muazzam baskı altında verebildiği doğru karar sayesinde kurtulduk. O sadece bu işte bir yanlışlık var diyerek vermişti kararını. Sonradan Washington Post gazetesine şunları söyledi. İnsanlar bir savaş başlatmaya karar verdiğinde bunu 5 füzeyle yapmaz. Bunu düşündüm. İçimde tuhaf bir his vardı. Hata yapmak istemiyordum. Sonra bir karar verdim. Hepsi bu. Alman Der Spiegel dergisine de biz makinelerden daha zekiyiz. Sonuçta onları biz yarattık diyecekti. Petrov dünyayı kurtardı belki ama kurtardığı dünya onu pek umursamadı. Yarbay o an her şeyi kayıt altına almadığı için soruşturmaya uğradı ve kınama cezası aldı. 1984'te Sovyet ordusundan albay rütbesiyle emekli oldu. Uyarı sistemini üreten enstitüde kıdemli mühendis olarak çalışmaya başladı. Ona ulaşmak isteyen batılı gazeteciler Petrov'u aksi, huysuz bir adam olarak tanıdı. Tek söylediği görevini yaptığıydı. Stanislav Yevgrafovich Petrov 2017'nin 19 Mayıs'ında Moskova banliyosu Fryazino'da zatüre sonucu hayata gözlerini yumdu. 77 yaşındaydı, dünyayı gerçekten kurtaran adamdı. O tuhaf günün üzerinden neredeyse 40 yıl geçti. Ne Reagan ne de Andropov kaldı ortada. Soğuk savaş da bitti. Ama şimdi elimizde başkaları var. Putin var, Kim Jong-un var. Kendi iktidarlarına yapışmak için dünyayı yakabilecek sayısız lider var. Bu arkadaşların hepsi de eskisinden daha geniş bir nükleer cephaneliğe sahip. Birbirlerini saçma sapan sözlerle kışkırtmaya çalışıyorlar. Ellerinin altında her şeyi sona erdirecek birer düğme var. İşin kötüsü dünyayı kurtaran adam da artık yok. Thank you.